Türkiye kazansın, tüketicilerimiz kazansın diye enflasyonla mücadelede 8000 ürünle ekonomiye güç katıyoruz. Yapacağınız alışverişlerde Infinity kartınıza en az %10 para puan veriyoruz. Hedef Yapı Market. Sen de evini mutlu et. Mutlu günler sevgili izleyicilerimiz. Bir gazete manşeti programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün 22 Ekim 2018 Pazartesi haftanın ilk gününden sizlere aktarıyoruz gazete manşetlerini. Evet, hafta sonu oldukça hareketli bir zaman dilimi geçti. Kastamonuspor, Samsunspor deplasmanına gitti ve Samsun'la gerçekten güzel bir karşılaşma oynadı. Maalesef ilk yarıda 28. dakikada yediği golle 1-0 yenik ayrıldı. Ama gerçekten çok güzel bir performans ortaya çıkardı Kastamonuspor. 3 deplasmanı 4 maçlık periyottan 4 puan toplayabilerek yaralı çıkarken 16 puanda kalıp 6. sıraya geriledi ve play-off potasının dışına düşmüş oldu. Ancak Kastamonuspor'a takım olarak desteklerimiz devam ediyor. Bunu da unutmayalım. Kastamonuspor gerçekten ikincilikte en iyi takımlardan bir tanesi. Belediyespor rövanşı kazansa da tur için yeterli olmadı. Avrupa'ya erken veda ettik. Handbolcu temsilcilerimiz Kastamonu Belediyespor Avrupa Kadınlar Handbol Federasyonu Kupası'na EHF Cup'ta erken veda etti deniliyor sürmanşetten verilen spor haberleri. Evet, hafta sonu hareketliydi dedik. Cumartesi günü baroda seçim vardı. 5 tane aday yarıştı. Bu adaylardan mevcut başkan Mehmet Çiftçi aday olmayacağını açıklamıştı bir önceki gün. Kastamonu Barosu'nu 100. yılına taşıyacak isim belirlendi. Baroda Özgür Demir dönemi başladı. Kastamonu Barosu'nda yeni başkan Özgür Demir oldu. Baroda başkanlık seçimi cumartesi günü Kastamonu Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Avukat Mehdi Keskin'in divan başkanlığında gerçekleşen genel kurula Kastamonu Barosu'nun ilk avukatlarından Avukat Yavuz Ballık ile Avukat Abdülhalik Oğuz da katıldı deniliyor. Korku filminden beter. Mantar topladığı sırada karşılaştığı ayının kovaladığı kadın ağaca tırmanıp kurtuldu. Yardım ismi demeye çalıştığı sırada telefonu düştü. Tırmanmayı beceremediği ağacı sallamaya başlayan ayı düşen telefonu 1-2 kokladıktan sonra uzaklaştı. Bunun üzerine ağaçtan inen kadın panik halinde köy yerine ters istikamete koşunca bu kez de ormanda kayboldu deniliyor. Sevgili izleyiciler, gerçekten dikkat çekici bir haber olmuş bu haber. Kastamonu için. Sağlık Sen'de Mehmet Öz yeniden başkanlığa seçildi. Kongrede Adnan Uslu ile girdiği seçim yarışından 131 oy alarak galip çıkan ve yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Öz, genel denetim sonucu Sağlık Sen Kastamonu Şubemiz Türkiye'de ilk 3'e girdi. Bir üyeyle başlayan il temsilciliğimiz şu an 2163 üyesiyle ilimizde yetkili olan Sağlık Sen üyelerimizin ve bugüne kadar sendikalarımıza hizmet edenlerin eseri şeklinde konuştu. Diyanet Sen'de de devir teslim Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası 5. olan Genel Kurulu Şerif Paşa Öğretmen Evi'nde yapıldı. Milletvekilliği adayı olmasından dolayı görevinden ayrılan İrfan Bakır tek liste olarak girdiği seçimlerden tekrar görevi devraldı deniliyor. Milletvekili Hasan Baltacı ise çiftçi ekemiyor, eken de gübre kullanamıyor. Gıda krizi uyarısı başlığıyla bir haber paylaşılmış. Ağlı seyitlerde dolu etkili oldu denilmiş. Hedef Yapı Market'in Fiorino'su cumartesi günü gerçekten güzel bir çekiliş oldu. Ve bu çekiliş Akvim TV ekranlarından da şu an izlenebiliyor. Noter huzurunda yapılan çekilişte 23.332 bilet geçerli sayıldı ve 2018 model Fiat Fiorino otomobil Karabüklü esnaf Ali Karaman'a çıktı sevgili izleyiciler. Evet, detayları Akvim TV internet sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Programın tamamını burada izleyebilirsiniz. Hedef Yapı Market'in Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eynhan yaptığı açıklamalar ve genel müdürün yapmış olduğu açıklamalar yine ekranlarda sevgili izleyiciler. Önemli bilgiler var. Erbilgin'den İl Koordinasyon Kurulu eleştirisi. CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin, İl Koordinasyon Kurulu'nun son toplantısına yatırımlar konusunda bilgilenme amacıyla katılma talebinin geri çevrildiğini söyledi. Bu uygulamayı ve toplantıda basına kısıtlama getirilmesini eleştirdi sevgili izleyiciler. Tanıtım günlerinde yerel ürüne yoğun ilgi olduğu da belirtiliyor. Hafta sonu sona erdi Kastamonu 12.'si düzenlenen İstanbul Tanıtım Günleri Maltepe sahilinde yapılmıştı. Ahşap fuarı katılımcıları memnun etti deniliyor. %93 oranına kadar yükseldiği belirtilmiş.
Yine 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu düzenlenmiş sevgili izleyiciler. Sözcü gazetesi ile devam edelim turumuza. Güzel oyun 3 puanla taşlanamadı maalesef. Kastamonuspor 1-0 mağlup ayrıldı. Avrupa'ya hüzünlü veda deniliyor. 35-26 kaybeden belediyenin sultanları 10 farkı yakalayamayınca Avrupa Kupası'na erken veda etti demiş gazete. Avukat Özgür Demir 78 oy alarak yeni baro başkanı seçildi. Hayırlı olsun diyelim. Kastamonu tanıtım günlerine yoğun ilgi. Yine İnebolu'da yeni hastaneye 1 milyon 750 bin liralık bir ödenek. Serdar Ortaç hemşerilerini coşturdu. 5 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. 2'ye bölünen araçtan sağ çıktı başlıklarını görüyoruz. Yine ahşap fuarı memnun etti. Kahintepe'de Karadeniz'in ilk taş atölyesine rastlandı deniliyor. Ve Nasrullah gazetesine bakalım. Ayı'dan son anda kurtuldu. İnebolu'da korku dolu saatler başlığıyla verilmiş bu haberde. Evet, Kastamonuspor'un Samsun Spor deplasmanından yenik ayrılması yazık oldu başlığıyla verilmiş Nasrullah gazetemizde. Hasan Baltacı'dan gıda krizi uyarısı, çiftçimiz ekemiyor, eken de gübre kullanamıyor. Yeni başkan Özgür Demir, asırlık Kastamonu Barosu 36. olağan genel kurulunu tamamladı. Yine Saltan'da Mehmet Öz yeniden başkan, CHP'den il koordinasyon kurulu eleştirisi, ahşap fuarı memnuniyeti %93'e ulaştı. Sosyede yüzde zincirleme kaza olduğu belirtiyor. Gündem 37 gazetesiyle sürdürelim turumuzu. Belediye Spor Avrupa'ya veda etti. Samsun'dan mağlubiyette döndük demiş gazete. Evet, CHP milletvekili Hasan Baltacı çiftçi ekemiyor diyor. Baro Başkanı Özgür Demir oldu ana manşetten verilen haber. Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı. Evet, Kırcalar köyünde ikamet eden Tevfika Bostancı, iki katlı evinin girişinde kullanılan çardakta yakınları tarafından ölü olarak bulundu deniliyor. Çalılıklara takılmış halde bulundu denilmiş. Çatal Zeytin, Kaymazlar köyünde mantar toplamak için evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan konuşma engelli 84 yaşındaki Fatih Kaya, 8 saat sonra jandarma tarafından çamlıklarda takılmış halde bulundu deniliyor. Zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Sosyada asayiş uygulaması yapılmış. Yine Serdar Ortaç hemşerilerini coşturdu. Hedef yapının büyük ödülü sahibini buldu. Hedef yapı market 1. yılına özel kampanyasının çekiliş töreni önceki gün büyük bir katılımla gerçekleşti. Kastamonu tanıtım günlerine yoğun ilgi olduğu belirtiyor gazetede. Doğru Söz gazetesine bakalım. Silah kaçakçılarına büyük darbe, 25 kişi gözaltına alınmış. Mantara çıkan kadın ayı dehşeti yaşadı. Yine avukat Özgür Demir yeni baro başkanı oldu. Problemler halktan gizleniyor. Mantar toplarken kaybolan yaşlı kadın 8 saat sonra bulundu. Kasım'ın Diyanet Sen İrfan Bakır'la devam deniyor. Teskinler Başkanı Bendevi falan duyken israf edilen gıdanın 1/4 biriyle tüm aç insanlar doyurulabilir denilmiş. Yeni İnebolu Hastanesi Kasım'da hizmete girecek başlığında görüyoruz. Günün son gazetesi Açık Söz gazetesine bakalım. Mantara çıktı, ayı dehşeti yaşadı ana manşetten verilen haber. Yine Kahintepe'de Karadeniz'in ilk taş atölyesine rastlandı deniliyor. 2019'da gıda krizi yaşanabilir. Ahşap fuarı katılımcıları memnun etti. Serdar Ortaç coşturdu. Kastamonu Barosu'nda yeni başkan Özgür Demir denilmiş. Yine uygulamadan vazgeçilmeli. Hikmet Erbilgin'in açıklamaları var. Otomobil sahibini buldu. 2'ye bölünen araçtan sağ çıktı başlıklarını görüyoruz. Evet, Kastamonu'da konuşulan haberleri sizlerle paylaşma imkanı bulduk. Bir başka gazete manşetleri programında yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.